Ver. Güzel. Bu hafta Google Meet üzerinden ders yapmayı planladık. Sanırım daha stabil düşme yok. Kolibri'de çokça düşüyordunuz. Bunda daha akışkan bir veri akışı var. O yüzden bunu tercih ettik. Umarım memnun kalırsınız. Daha önce hiç yapmış mıydınız Google Meet'ten ders? Şimdi biraz daha bekleyelim mi yoksa arkadaşlarınız katıldıkça dersi dinlerler öyle diyelim. Bu haftaki konumuz kurucu iktidar. Önce kurucu iktidar, kurulmuş iktidar ayrımından bahsedelim. Sonra asli kurucu iktidar, tali kurucu iktidardan bahsedeceğiz. Kurucu iktidar anayasayı yapan irade verilen isim. Kurulmuş iktidar ise o anayasanın koyduğu kurallara göre iktidarı egemenlik hakkını kullanan, devlet mekanizmasını kullanan iktidara deniliyor. Yani bugün için Türkiye'de konuşacak olursak 1982 anayasasını yapan iktidara biz kurucu iktidar diyoruz. Bu anayasanın koyduğu kurallara göre bugün için iktidarda olan ve devlet mekanizmalarını, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı kullanan organlara da biz kurulmuş iktidar diyoruz. Bu ayrım basit. Kitapta nasıl bir tanım yapmış kurulmuş iktidar için? Diyor ki kabul edelim. Anayasa tarafından kurulan iktidarlar da vardır. Anayasa tarafından kurulan yasama, yürütme ve yargı gibi olağan devlet iktidarlarını bunların dışında bulunan, onlardan üstün olan ve onları kuran kurucu iktidardan ayırmak gerekir demiş ve buna kurulmuş iktidar demiş. Şimdi bizim için önemli olan ayrım esas kurucu iktidarı ayırdığımız ayrım. Yani asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar. Bir anayasayı kendinden önce bir anayasa yoksa ilk kez yapan iktidar veya kendinden önce bir anayasa olmakla birlikte o anayasayı kaldırıp çöpe atan, onun kurallarıyla kendisini bağlı hissetmeyen ve yeni bir anayasa yapan iktidara biz asli kurucu iktidar diyoruz. Nasıl bir tanımı var? Kitapta tam bulamadım yerini ama asli kurucu iktidar yeni bir anayasa yapma, tali kurucu iktidar ise anayasayı değiştirme iktidardır demiş. Tali kurucu iktidar da şöyle tarif edebiliriz. Örneğin 1982 anayasasını ele alacağımız zaman göreceğiz ki 20'ye yakın kez bugüne kadar Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası bugüne kadar en az 20 kez değiştirildi. Değişikliğe uğradı. Bu değişiklikleri yapan iktidarlar 1982 anayasasının anayasayı değiştirme kurallarına göre, geçen hafta bahsetmiştik işte teklif sayısı, toplantı yeter sayısı, işte 3 bölü 5, 2 bölü 3, sonraki aşamalar, referandum falan bunlardan bahsetmiştik. İşte bu kurallara göre anayasa aşağı yukarı 20 kez değiştirilmiş. Bu 20 kez değiştiren her bir iktidar da tali kurucu iktidar olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin biz 2017 yılında en son anayasada değişiklik yaptık. Referandumla bu tali kurucu iktidarın bir parçası biz bile olduk. Şimdi asli kurucu iktidara dönelim. Bizim için önemli olan asli kurucu iktidar ve ortaya çıkış halleri. Ne zaman ortaya çıkar asli kurucu iktidar? Asli kurucu iktidar kitapta bahsetmemiş ama ilk ortaya çıkış hali şudur. Kendinden önce bir anayasa yoktur ve ilk kez o devlette anayasa yapılır. Bizdeki 1876 anayasası gibi. Burada asli kurucu iktidarı görebiliyoruz. Asli kurucu iktidar burada mesela bizim için padişah. Çünkü padişahın bir fermanıyla 1876 anayasasına kavuşmuşuz. Tek taraflı bir işlemiyle. Kitapta bahsedilen ortaya çıkış hallerine gelecek olursak birincisi için diyor ki en yaygın ortaya çıkış şekli için devrim ve hükümet darbesi.
Genellikle devrim veya hükümet darbesini iki şekilde görüyoruz. Ya halk ayaklanmaları şeklinde ya da askeri darbelerle. Biz de mesela 1961 Anayasası'nın yapılması bir askeri darbe sonrası. Askeri darbeyle iktidarı ele geçirenlerin ortaya koyduğu, hazırladığı bir anayasadan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde 1982 Anayasası da 1980 darbesini yapan askerlerin mamülü, öyle diyelim. Demek ki burada asli kurucu iktidarı her ikisinde de askerler olarak görebiliyoruz. Kendilerine çeşitli isimler veriyorlar. İşte örneğin 15 Temmuz gecesini hatırlayın. Darbe girişimi gecesinde televizyonda bir bildiri okudular. Kendilerine verdikleri isim neydi? Yurtta Sulh Konseyi gibi. Başarılı olsalardı, Allah muhafaza, onlar da yeni bir anayasa belki yapacaklardı ve onlar da bir asli kurucu iktidar olarak karşımıza çıkmış olacaklardı. Başka nerelerde görülüyor dünyada? Tamam, Türkiye'de 1961 ve 82 anayasasında görüyoruz ama dünyada örneğin 1789 Fransız ihtilali, 1917 Bolşevik ihtilali Rusya. Efendime söyleyeyim, örnekleri çoğaltmak mümkün. Her birinin ortak özelliği bir devrim veya halk darbesi sonrası yeni bir anayasa yapılması. Bu durumlarda biz asli kurucu iktidarı görebiliyoruz. Bir başka ortaya çıkış hali savaş. Savaşlar dünyanın coğrafi sınırlarını değiştiren olaylar. Savaşlardan sonra ya ülkelerin birleştiğini görüyoruz ya ülkelerin ayrıldığını, yeni ülkeler kurulduğunu görüyoruz. Örneğin kitapta diyor ki Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da daha önceden mevcut olmayan birçok devlet Litvanya, Lehistan, Çekoslovakya ve Yugoslavya kuruldu ve bunlar da yeni anayasalar yapıldı. Keza savaştan sonra yeni bir devlet kurulmasa bile ağır bir savaştan çıkan bir ülkede bazen yeni bir anayasa yapıldığına da şahit olunmakta demiş. Mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilgiye uğrayan faşist yönetimler Almanya ve İtalya'da yeni anayasalar yapıldığını görüyoruz. Eski rejimlerini terk edip kendilerine yeni anayasalar yapıyorlar. Yine asli kurucu iktidarları buralarda da görebiliyoruz. Almanya'nın 1949 Anayasası, İtalya'nın 1947 Anayasası, Fransa'nın 1946 Anayasası buna örnek. Asli kurucu iktidarın bir başka ortaya çıkış hali de sömürge olan bir ülkenin bağımsızlığına kavuşması. İngiltere örneğin bir dönem tanımlaması üzerinden güneş batmayan ülke olarak tanımlanıyor. Niye? Çünkü dünyanın en doğusundan en batısına kadar sömürgelere sahip. Ha, bu sömürgeleri tarih içinde kaybetmiş görünüyor da ileride derslerimizde yeri geldiğinde göreceğiz. Farklı mekanizmalarla o sömürü sistemini devam ettirdiğinde inceleyeceğiz başka konularımızda. Onu da belirtelim. Ama örneğin İngiltere veya sadece İngiltere'de sınırlamak mümkün değil. Hollanda'yı sayabiliriz, İtalya'yı sayabiliriz, Fransa'yı sayabiliriz. Afrika'da bir ton Fransa sömürgesi var. Bunlar bağımsızlıklarını savaş veya farklı mücadelelerle kazandıktan sonra, demokratik usullerle kazandıktan sonra kendi anayasalarını yapmışlar. Ve buralarda da yine asli kurucu iktidarı görebiliyoruz. Ne diyor kitap? Sömürgeler diyor bağımsızlıklarını savaş yoluyla veya barış yoluyla kazanabilirler. Burada değil çıktı. Baransel Hoca'nın orada olabilir. Özür dilerim arkadaşlar. Savaş yoluyla veya barış yoluyla kazanabilirler. Savaş yoluyla kazananlara örnek olarak Hindistan'ı, Birmanya'yı veya Cezayir'i göstermiş kitap. Barış yoluyla kazananlar da Kanada var, Avustralya var, Yeni Zelanda var. Ki halen daha örneğin Avustralya'da ileride bahsedeceğimiz yapıdan dolayı veya Kanada'da kraliçenin, İngiltere kraliçesinin doğum gününde resmi tatiller, kutlamalar, şunlar bunlar devam ediyor. Halen daha da o sömürge hissiyatı devam ediyor diyelim.
Ama bahsettiğimiz şey farklı bir yapıdan dolayı, British Commonwealth dediğimiz bir yapıdan dolayı ileride Birleşik Devlet modellerini incelediğimizde inceleyeceğiz. Şimdi bir başka asli kurucu iktidarın ortaya çıkış hali de birden çok bağımsız devletin bir araya gelerek yeni bir devlet kurması veya bir devletin bölünerek birden fazla bağımsız devlete ayrılması. Birincisinin örnek, en güzel örnek Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri şu gün için kendisinin eyaletleri olan devletlerden oluşan bir birleşik devlet, federal devlet. Öncesinde bu devletler, ileride bahsedeceğiz konfederasyon denilen bir yapıdan, sonra federasyondan bahsedeceğiz. Önce konfederasyon halinde bir araya geliyorlar, sonra bir anayasa ile federasyon olarak birleşiyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri diye tek bir devlet olarak karşımıza çıkıyorlar. Başka örnek var mı kitabımızda? Mesela İsviçre'ye bunu örnek verebiliriz. İsviçre de yine federasyondan tek devlete dönüşmüş bir devlet. Helvetya Konfederasyonu diye ismi halen daha uluslararası arenada geçer. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de ayrılmaya örnek olarak gösterebileceğimiz bir örnek. 1990'dan sonra hızlı bir şekilde kocaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılma sürecine girdi. Örneğin Azerbaycan, Ermenistan, işte Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler diye sayacağımız cumhuriyetler, Tacikistan'a kadar hepsi normalde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçası iken bağımsızlıklarını kazandılar, ayrıldılar, birer bağımsız devlet olarak karşımıza çıktılar ve bunlar da kendi ülkelerinde yaptıkları yeni anayasalarla asli kurucu iktidarı göstermiş oldular. En son hatırladığım bir devletin ikiye ayrılması meselesi Çekoslovakya denilen bir devletten az önce bahsettik. Çekoslovakya çok da uzak olmayan bir dönemde Çekya ve Slovakya diye iki ayrı parçaya barışçıl bir süreç içinde ayrıldı. İki ayrı devlet olarak karşımıza çıktı. Bunların her biri kendi anayasasını yaptı ve orada da yine asli kurucu iktidarları görebildik. Asli kurucu iktidarın sahibi kimdir diye bir pasaj var. Yazarımız ki ben de bu görüşe katılıyorum diyor ki asli kurucu iktidarın sahibi güç kimse kimdeyse asli kurucu iktidar odur. Diyor ki asli kurucu iktidarın ancak millete veya halka ait olabileceğini savunan yazarlar varsa da asli kurucu iktidarın sahibinin kim olacağı sorusuna önceden hukuken cevap verilemez. Devrim hükümet darbesi gibi olağanüstü durumlardan sonra ortaya çıkan bu iktidarın sahibi fiili koşullara göre belirlenecektir. O dönemde fiili olarak kim ya da kimler en güçlüyse asli kurucu iktidarın sahibi de onlar olacaktır. Örneğin 27 Mayıs 1960 hükümet darbesinden sonra asli kurucu iktidar Milli Birlik Komitesi'ne, 1980 askeri darbesinden sonra bu iktidar Milli Güvenlik Konseyi'ne ait olmuştur. Ben de bu görüşe katılıyorum. Asli kurucu iktidarın özellikleri ne demiş? Birincisi, aslında bence ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Birincisi hukuk dışılık, ikincisi sınırsızlık. Hukuk dışılık dediğimiz şey şu. 1960 ihtilalini yapan iktidar için konuşalım. 1960'tan önce yürürlükte olan anayasa ne? Var mı bileniniz? O anayasa da uzunca süre yürürlükte kaldı. 1924, çok güzel. 1924 anayasası yürürlükte ama askerler bir darbe yapıyorlar ve örneğin sıkı yönetim ilan ediyorlar. Şimdi aynı şey 1980 darbesi için de geçerli. 1961 anayasası var kendinden önce ama diyor ki ben kafadan yekten sıkı yönetim ilan ettim, sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Bunun için kendinden önceki anayasanın kurallarını mı kullanıyor? Hayır. Diyor ki ben onları tanımıyorum. O kurallarla kendimi bağlı hissetmiyorum. Ben hukuk dışıyım, hukuk üstüyüm, silah bende, güç bende. Veya aynı şekilde siz bunu yaşadığınız için bunu sık sık örnek veriyorum. Allah bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bildirde neden bahsediyordu? Diyor ki sıkı yönetim. Sokağa çıkma yasağı. Efendime söyleyeyim, sıkı yönetimin şartları artık onu 2017 referandumuyla kaldırdık. Öyle bir rejim artık yok. Ama 82 Anayasası'nda mevcuttu.
ve ne şekilde kimler tarafından sıkı yönetim ilan edilebileceği kayda kuyuda bağlanmıştı, kuralları belliydi. Ama bunu sıkı yönetimi bu kurallara bağlı olmadan, kendilerini hukuka bağlı hissetmeden, daha doğrusu 82 Anayasası'nı kaldırıp çöpe atıp bu darbeyi yapıyorlar. Darbeyi yapan askeri cenah. Hem 60 darbesinde, hem 80 darbesinde, hem de 15 Temmuz darbe girişiminde. Dolayısıyla asli kurucu iktidara biz genellikle bu hukuk boşluğunda ortaya çıktığı için hukuk dışılık veya hukukun üstünde bir özellik atfediyoruz. Hukuk dışılık diyoruz. Bu da beraberinde şunu getiriyor. Diyor ki ben sınırsız bir iktidarım kardeşim. Beni kimse sınırlayamaz. Yazarımız da şöyle ifade etmiş. Diyor ki asli kurucu iktidarın sınırlı bir iktidar olduğunu ileri sürenler varsa da bu iktidar sınırsızdır. Zira hukuk dışı niteliğini açıkladığımız yukarıdaki paragrafta belirttiğimiz gibi bu iktidar devrim, hükümet darbesi gibi olağanüstü durumlarda ortaya çıkmakta, mevcut rejimi devirmekte, anayasayı ilga etmektedir. İlga dediğimiz mülga kanun deriz mesela. İlga, mülga aynı kökten türemiş kelimeler. Bir kanunun ortadan kaldırılmasına ilga edilmek deriz. Bu iki şekilde veya üç şekilde olabilir. İşte burada hükümet darbesi şekliyle bahsediyoruz. İkinci şekli başka bir kanunla o kanunun ortadan kaldırılması. Bir üçüncü şekli de bir kanun uygulanmaya ilga olabilir. Örneğin şapka kanunu da olduğu gibi. Asli kurucu iktidarın biçimlerine gelecek olursak bunu ikili bir ayrıma tabi tutuyoruz önce. Birincisi monokratik usuller, ikincisi demokratik usul. Monokrasi nedir? Duymuş muydunuz monokrasinin ne olduğunu daha önce? Bu arada mikrofonunuzu serbestçe açabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda hiçbir engeliniz yok. Tek kişi yönetiyor. Aynen. Teşekkür ederiz Mertcan. Monokratik usullerde başlamadan önce sorum şu. Bilginizi merak ediyorum. Google amcaya bakmak zorunda değilsiniz. Misak-ı milli ne demek? Kelime anlamı. Misak-ı milli. Çocukluktan beri duyuyorsunuz. İlkokuldan beri. Evet. Sınır. Sınır. Emrah sınır demiş. Mertcan sınır demiş. Başka? Milli sınırlarımız. Elif demiş. Başka? Beklediğim cevapları aldım. Teşekkür ederim efendim. Ama üçü de yanlış cevap. Arkadaşlar normaldir. Bunu bir atıyorum lisedeki inkılap tarihi hocanıza soracak olsanız da muhtemelen aynı cevabı alacaksınız. Çünkü bize ezberle öğretiliyor. Ezberleyip geçiyoruz. Misak antlaşma demek. Antlaşma, yemin bu anlamlara geliyor. Bakabilirsiniz Google amcaya şimdi. Misak-ı milli dediğimizde milli antlaşmadır. Milli yemin demektir. Bunu niye anlattık? Monokratik anayasa yapma usullerinden birisi misak usulü, birisi de ferman usulü. Ferman usulü basit, anlaşılması kolay. Ne demek? Padişahın tek taraflı veya padişah diyoruz ama monarkın diyelim, işte bu kral olur, kraliçe olur vesaire. Monarkın tek taraflı iradesiyle diyor ki buyurun alın size anayasa bahşettim. Ey tebaam. Bu usul karşısında bir muhatabın olmadığı, anayasa hazırlanırken bir pazarlığa kimseyle oturmadığı, hocam 6 maddelik bir bildiri diye hatırlıyorum. Kurtuluş Savaşı dönemi. Amenna sema ama kelime anlamını sormuştum. Ki çoğu arkadaşınız istediğim cevabı verdi. Milli sınır verdi. Yanlış cevaptı bu. Tekrar söyleyeyim. Milli yemin demek. Bir yerde misak kelimesi duyduysanız antlaşma, ant, yemin bu anlama gelen bir kelime. Ne dedik? Fermandan bahsediyoruz. Örneğin 1876 Anayasası'nda ferman usulünü görebiliyoruz. Padişah tek taraflı iradesiyle diyor ki ey tabam buyurun size anayasa. Bu anayasayı yaparken birileriyle pazarlık etmiyor. Şu da olsun içinde, bu da olsun, bize şu hakları ver, şu haklar senin olsun, bu haklar bizim olsun gibi pazarlık içinde değiller. Ama karşılığında göreceğimiz kavram olan misak meselesinde böyle bir durum var. Yani monarkın birileriyle pazarlık içinde olduğu ve bu pazarlık, bu mücadele, bu savaş neticesinde ortaya konulmuş bir hukuki metin. Çoğu zaman
Bu hukuki metinler bir anayasa olmasa da anayasal nitelikte hukuki metinler dediğimiz metinler oluyor. Niye? Çünkü genellikle ilk kez monarkın mutlak iradesinin sınırsız gücünün bu hukuki metinlerle sınırlandırıldığını görüyoruz. Mesela tarihteki ilk örneği misak usulüyle, anayasa yapma usullerinden misak usulüyle hazırlanan hukuki metinlerden 1215 Magna Carta Libertatum. 1215 miydi? Tam hatırlamıyorum tarihini. Bir bakmak istiyorum. Evet, doğru bilmişim. Sonra 1689 Bill of Rights var. Benzer bir şekilde. Ve her ikisinde işte bir tarafta lordlar var, bir tarafta monark var. Özür dilerim. Merhaba hocam. Canlı derste müsaade edersen. Tamam. Kusura bakma. Özür dilerim arkadaşlar. Aynı şekilde bizde de senedi ittifak sene 1900 1820 diye hatırlıyorum ama 1808 özür dilerim. 1808'de senedi ittifak da yine ayanlarla padişah arasında bir mücadeleyle yapılan hukuki metin olarak karşımıza çıkıyor. Ha şunu da belirteyim. Senedi ittifakın önemi şurada. İlk kez padişahın işte pazarlığa oturduğu, gücünün sınırlarının çizildiği bir hukuki metinden bahsediyoruz. Bu yönüyle önemli. Ama toplantıya çağrılan ayanlardan çok az bir kısmını, yanlış hatırlamıyorsam ya 6'ydı ya 9'du. Onların imzası var. Bu yönüyle de garip bir bilgi. Ama önemli olan şu. İki usulden bahsettiğimiz zaman birinde ferman, birinde misak. Ferman usulüyle yapılan anayasalarda padişah kimseyle pazarlık etmeden, kimseyle mücadele etmeden, kimseyle savaşmadan kendi iradesiyle, tek yönlü iradesiyle bir anayasa ortaya koyar monark. Ama misak usulüyle yapılan anayasa veya anayasal metinlerde ise karşısında mücadele ettiği yoklamayı dert etmeyin, o benim problemim, tamam. Karşısında mücadele ettiği bir cenah var. İşte lordlar, ayanlar veya halk gibi. Şimdi gelelim demokratik usullere. Bir de böyle bir şey var. Demokratik usullerden birincisini aslında bir anayasayı katı yapan usulleri anlattığımız zaman ilk maddesinde biraz değinmiştik. Mesele kurucu meclis. Kurucu meclis, konvansiyon meclisi deniliyor, kurucu meclis deniliyor. Sırf anayasayı yapması için halk tarafından seçilen temsilcilerden oluşan bir meclis. Bu meclisin görevi anayasa yazmak ve yapmak. Tarihte iki farklı örneğini gördüğümüz için de bu meclislerin Amerikan tipi konvansiyonel meclis veya Fransız tipi kurucu meclis, konvansiyonel meclis diye isimlendirildiğini görüyoruz. Nedir birbirlerinden farkı? Amerikan tipinde anayasa yapmakla görevlendirilen bir kurucu meclis varsa sadece ve sadece o işle uğraşıyor. Yani tek işi anayasa yapıp hazırlamak. Ama bir Fransız tipi konvansiyonel meclisten bahsediyorsak orada yani diyor ki o kadar seçmişiz sizi, işiniz gücünüz ne? Meclisin olağan işlerini de yapın. Yasa çıkartın vesaire vesaire. İşte bu tür bir meclis varsa buna da Fransız tipi kurucu meclis diyoruz. Tarihte Amerika'da 1776'dan başlayarak ayaklanan kolonilerin çoğu kendi anayasalarını konvansiyon usulüyle yapmışlar. 1787'de de federal anayasa yine bir konvansiyonel meclis tarafından yapılmış. Philadelphia Konvansiyonu deniliyor buna. Fransa'da 1791, 1848, 1875 anayasaları konvansiyonel meclis usulüyle yapılmış. Bizde de şöyle bir tartışma vakti zamanında çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2010'lu yıllarda seçimlerden önce seçime giren siyasi partilerin hepsi ama hepsi yeni bir anayasa vaat ettiler. Dediler ki iktidara gelirsek bu darbe mamulü 82 anayasasını kaldırıp çöpe atacağız, yeni bir anayasa yapacağız. AK Parti, MHP, CHP, HDP hangi parti aklınıza gelirse gelsin aynı şeyi söyledi. Dedi ki yeni bir anayasa. Ama hiçbirinin işte geçen ders gördük anayasanın değiştirilme usullerini. Hiçbirinin bu gücü tek başına sağlaması mümkün değil.
Çünkü milletvekili sayıları yeterli değil ve halkın genelini yansıtan bir vizyona sahip değiller. Dolayısıyla herkes kucaklayacak, herkesin içine sinebileceği yeni bir anayasa tek bir siyasi partinin girişimiyle mümkün değil. O dönem meclis başkanı olan Cemil Çiçek ön ayak oldu ve tüm siyasi partilerin, mecliste bulunan tüm siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon oluşturdu. Yeni Anayasa Yazım Komisyonu. Ve bu komisyon her yerden görüş aldı. İnternet sitesinden, halktan görüş aldı. Kurumlardan, resmi kurumlardan görüş aldı. Üniversitelerden görüş aldı. Baktı göndermiyorlar. Bir daha sordu, bir daha sordu. Her kesimden bir görüş aldı ve siyasi partiler görüşmeye başladılar kendi aralarında o komisyonda. Komisyonun aldığı prensip kararına göre her partinin ittifakla kabul ettiği madde kabul edilmiş sayılacaktı kendi aralarında. Yeni anayasa eklenecekti. Epey de bir madde yazdılar ama baştan bu girişimin ölü doğduğu bu hükümden belliydi. Her partinin ittifakla bir anayasa yazması Türkiye için düşündüğümüz zaman HDP ile MHP'nin aynı potada eritilebilmesi, aynı maddelerde ittifak gösterebilmeleri imkansız bir durumdu. Öyle de oldu. Akim kaldı bu girişim. Ama girişim devam ederken birileri huzursuz da oldu. Yeni anayasa yazılmasını istemeyen statükocu bir kesim vardı. Bunun başında da Sabih Kanadoğlu dediğimiz bir hukukçu var. O çekiyordu. Israrla şunu söylüyordu. Diyordu ki ya kardeşim siz anayasa yazamazsınız. Sizin bu gücünüz yok. Kurucu meclis olmadan anayasa yapmanız, yeni bir anayasa yapmanız mümkün değil. Hayır, bizim anayasamız 82 anayasası veya diğer anayasalarımızın hiçbirisi bir kurucu meclis tarafından yapılmamış. Herhangi birisinde de bir kurucu meclis hükmüne yer verilmemiş. Biz de maalesef ama maalesef yeni bir anayasa ancak yeni bir darbeyle yapılmış. Allah bir daha bir darbe verip göstermesin. Bunu size bir nasihat olarak da öğütüyorum arkadaşlar. Darbelerin hepsi kim tarafından yapıldığına bakmayın, lanetleyin. İlk kez 15 Temmuz'da bir darbeye karşı olarak insanlar sokağa çıktı. Bu mükemmel bir şeydi. İnşallah bir daha Allah bize o günleri veya benzer bir durumu göstermez. Gösterirse ama sizden tek ricam aynen 15 Temmuz'daki gibi çıkıp mücadele edin. Kimin yaptığına bakmayın. Niye bunu söylüyorum? Bakın, 1980 darbesinin yapıldığı yıllarda Türkiye'nin nüfusunun ne kadar olduğunu bilmiyorum ama en fazla taş çatlasının 50 milyon civarındadır. Bugün için 84 milyon diyebiliyorum. 50 milyonluk nüfusumuzun olduğu bir dönemde darbe sonrası gözaltına alınan insan sayısı bugün Elazığ'ın nüfusundan daha fazla. Bugün Elazığ'ın nüfusundan daha fazla. 650 bin kişi gözaltına almış. Bu felaket. Ve o gözaltılarda da kimseye çay kahve ikram etmiyorlar. O hoş gelmişsin Murat Bal falan demiyorlar. Çok kötü muamelelerden bahsediyoruz. Çok canlar yanmış, çok idamlar yaşanmış. Bunların hepsini hepiniz belki okumuşsunuzdur, belki izlemişsinizdir belgesellerde. Ama merak edip araştırdığınız zaman çok kişinin canının yandığını göreceksiniz. Her darbe böyledir. Bir ülkenin başbakanı, iki bakanı idam ediliyor darbe sonrası. Akıl alır şeyler değil. Ne kadar kötü insanlar olursa olsun ki ben genel olarak idama karşı bir insanım. Bunu başka dersimizde tartışma imkanı bulursak tartışabiliriz. Sizlerin fikri muhtemelen farklı da olabilir. Saygı duyarım. Ama idam geriye dönüp baktığınız zaman genel olarak ben istisnalarını kaideyi bozmayacağını düşünüyorum. Genel olarak idam cezası hep siyasi suçlara, siyasi saiklerle uygulanmış. Başbakan dediğim gibi idam edilmiş. Başka şekillerde idam uygulanmış ama hepsi siyasi saiklerle ve geriye dönüp baktığımızda hepsi vicdanı rahatsız eden nitelikte. Bu sebepten dolayı da başta idama karşıyım ve sonrasında darbelere karşıyım. Sizden ricam Allah verip göstermesin. Darbe lafına bile karşı olun. Öyle diyeyim. Ne dedik? Kurucu meclis dedik. Kurucu meclisten bahsettik. size sorum şu. Muhtemelen
Bir genel seçimde oy kullandınız. Belki kullanmayanız yaş itibariyle tek tük vardır. Belki de siyasi bir tercih olarak oy kullanmak istememiş olabilirsiniz ama büyük bir çoğunluğunuz oy kullanmıştır. Sorum şu. Biz bu genel seçimlerle milletvekillerini seçiyoruz. Seçtiğiniz milletvekilleri mutlak bir şekilde sizin iradenizi yansıtıyor mu? Yani sizin istediğiniz işleri mi yapıyorlar yoksa sizin istemediğiniz işleri de yaptıkları oluyor mu mecliste yasa çıkartma anlamında mesela? İstediklerini. Mesela Mertcan örnek verebilir misin? Ne istedin, ne yaptılar? Veya ne bazı kişiler hariç. Eyvallah, onu isim zikretmeye gerek yok. Ama mesela hangi uygulamaları senin hoşuna gitmedi? Ya ben bu adamları seçtim ki bunu mu yapalar dediğin ne uygulamalar oldu mesela? İsmail buyur. Siyasi partiyi yaz. Amenna, parti bazında düşünecek olursak Muhammed, partinden beklediğin şeyleri mi yaptı partin? Mesela benim aklıma gelen Cumhurbaşkanı da veto ettiği bir yasa vardı. Sanayi tesislerinin arıtma işinin ertelenmesi için bir yasa çıkartıldı. Estağfurullah. Hatırladın mı Muhammed? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanının ilk kez ve tek kez veto ettiği bir yasaydı. Bunu mesela ben istemedim, sen istedin mi ertelenmesini? Muhammed? Arkadaşlar, mikrofonunuz varsa açmaktan çekinmeyin, ha, onu da söyleyeyim. İstikrarsızlık derken neyi kastediyorsun? Yani bazen istediğimi yapıyorlar, bazen yapmıyorlar şeklinde mi istikrarsızlıktan bahsediyoruz? Nasıl yani? Parti hayır demişken parti başkanı evet dedi. Anlamadım. O zaman şunu söyleyeyim. Ya bu dediğini anlamadım ama anladığım şu. O zaman milletvekilleri parti başkanının iradesini yansıtıyorlar. Milletin değil. Oldu mu? Muhammed? Arkadaşlar tekrar söylüyorum, mikrofonunu açıp diyaloğa dahil olmak isteyen için mikrofonlarımız serbest ve mutlu olurum. Muhammed, ne demek istiyorsun? Bir aç bize ya. Muhammed tepki vermiyor. Söz almak isteyen varsa Muhammed'le diyalog içinde değiliz. Herkes katılabilir. Neyse, devam ediyorum o zaman arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Ben yaş itibariyle sizden daha fazla seçim gördüm, daha fazla meclis gördüm. Hah, yazmış. Veto kararında hocam partinin kararını Cumhurbaşkanı veto etti, Kenti Partisi'nin. Amen, onu biliyorum. Benim veto meselesiyle derdim yok. Benim derdim milletvekillerinin kabul ettiği yasa. O yasada sanayi tesislerinin arıtma tesisi yapması veya işte bacalarındaki o filtreleme meselesi falan filan. Bunun için bir yasa vardı. Bir tarih öngörüyordu. Diyordu ki şu tarihte yapmazsan şu kadar para cezası.
Ama milletvekilleri toplandılar. Bu süreyi 2 sene atıyorum veya ne kadar da hatırlamıyorum uzattılar. Benim böyle bir talebim yok. Ya ben temiz bir çevre istiyorum. Sanayi tesisleri ortalığı havayı kirletmesin istiyorum. Muhtemelen sizler de aynı şeyi istiyorsunuz. Ama benim irademi veya herhangi bir milletin iradesini yansıtmayan bir şekilde milletvekilleri böyle bir işlem yaptılar. Bir yasa çıkarttılar. Yani mesela Ahmet demiş ki yandaş firmaları mutlu etmek için yapmış olabilirler. Ama en nihayetinde demek istediğim şu. Halkın iradesi değildi. Niye bunu tartışıyorum? Şundan dolayı. Kurucu meclis usulünden bahsettik. Ben birilerini seçip yeni bir anayasa yapmak üzere bir meclis oluşturduk diyelim. Ben Elazığ'dan seçtim, X Antalya'dan seçti, X Zonguldak'tan seçti falan filan bir meclis oluşturuldu. Tıpkı bir yasama meclisi gibi anayasayı yapmak üzere bir meclis oluşturduk, bir komisyon oluşturduk. Benim seçtiğim kişilerin benim irademi yansıtacağından nasıl emin olabilirim ki? Buna benim karar vermem daha mantıklı, makul olmaz mı? Pardon. Eyvallah. Şimdi bu düşünceyle zaman içinde, tarih içinde kurucu meclis fikrinden vazgeçilmiş ve kurucu referandum denilen bir şey kabul edilmiş. Bir yöntem kabul edilmiş. Diyor ki kurucu referandum usulünün teorik temelini halk egemenliği ilkesi oluşturmaktadır. Kurum halk egemenliğini ileride göreceğiz. Kurum pratikte yarı doğrudan doğruya demokrasi araçlarından biri olan referandumun anayasaların kabulüne uygulanmasından ibarettir. Kurucu referandum usulü kurucu meclis usulünün demokratikliğinden zamanla kuşkuya düşülmesi ve eleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu eleştiriye yöneltenlere göre doğrudan halkın oyuna başvurma imkanı varken halkın temsilcilerinin oylarıyla yetinmemek gerekir. Bu düşüncede olanlara göre halk tarafından kabul edilmeyen metin anayasa olamaz. Kurucu referandum usulüyle kabul edilen anayasa yine bir meclis ve komisyon tarafından hazırlanır. Ancak bu meclis veya komisyon hazırladığı anayasa tasarısını kendi kabul etmez. Kabul için mutlaka halk oylamasına sunulmalıdır. Halk oylamasıyla kabul edilmiş anayasa hukuki gücünü kendisine hazırlayan meclisten değil doğrudan halktan alır. Şimdi biz de hem 1961 anayasası hem de 1982 anayasası önce bir komisyon oluşturuluyor. Sonra o komisyonun hazırladığı anayasa taslağı referanduma sunularak kabul ediliyor. Bu demokratik mi? Veya niye halen daha 1961 anayasasının veya 82 anayasasının demokratikliğinden şüphe eder konuşmalar yapıyoruz. Söylemlerde bulunuyorlar televizyonlarda her akşam tartışan vatandaşlar. Problem nerede sizce? Bize sormuşlar, referandum yapılmış. Öyleyse niye demokratik olmadığını iddia ediyoruz? Var mı bir fikriniz? Anayasası, şuradan hemen bakayım, çok yüksek bir oranla 1961 Anayasa referandumu %61,7 evet oyuyla kabul edilmiş. Gizli oy açık sayım olmamış. Yok yok, hiç problem yok. Şeffaf. Yok Zeki, öyle bir şey yok. Başka bir şeyden bahsedelim. Daha da ağzınız açık kalsın. 1982 Anayasa referandumu %91,37 evet oyuyla sandıktan çıkmış. Yüksek rakamlar. Şeffaf zarfı kim bulmuş ki? Nereden uyguluyor? Yok öyle bir şey Zeki. Gizli oy açık sayım çok eskilerden uygulanan bir şey. Ona ileriki derslerimizde seçim konusuna geldiğimizde bunlardan bahsedeceğiz. Ama ne 61'de ne de 82'de böyle bir şey yok. Mesele şurada. Şimdi o kitaptan bir pasaj okuyacağım. Bu pasajı okuduğum zaman ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. 61 Anayasası için bu okuyacağım tam olarak geçerli mi tartışırız. Ama 82 Anayasası için mutlak bir şekilde bunu söyleyebiliriz.
Kitabımızda bir kutucuk var. Diyor ki kurucu referandumdan bir sapma, kurucu plebisit. Plebisit ne demek? Plebisit belli bir dönemde iktidarı fiilen ellerinde bulunduranların hazırladıkları anayasa tasarısını baskı ve korku atmosferi altında bir tartışma ortamı yaratmaksızın blok halinde evet ya da hayır ile sonuçlanabilecek bir halk oylamasına sunmalarıdır. Ne dedik? Referandum ile plebisi birbirinden özenle ayırmak gerekir. Referandum demokratik bir usuldür. Plebisit ise antidemokratik bir usuldür. Plebisit diktatörlerin, antidemokratik yöneticilerin kendilerine meşruluk kazandırmak için başvurdukları bir halk oylamasıdır. Plebisitlerden her zaman evet sonucunun çıktığı görülmüştür. Üstelik bu evet seçmenlerin %90'ını geçen bir çoğunluğu yansıtır. Plebisit yoluyla kabul edilen anayasaların en güzel örneği 1799 Napolyon Bonapart'ın halka kabul ettirdiği anayasadır. Napolyon kendisine tabi bir komisyon tarafından hazırlanan anayasayı üzerinde hiçbir tartışma yapılmasına müsaade etmeksizin halk oylamasına sunmuştur. Bu nedenle bu tür anayasa yapımcılığına Bonapartist anayasacılık da denir demiş. Şimdi bakın 1961 anayasasının hazırlanan komisyonunda bilim adamları var, şu var, bu var. Siyasi partiler de var. Sadece Demokrat Parti yok. Alaşağı edilen, darbeyle yıkılan Demokrat Parti hariç her siyasi partinin temsilcisi katılmış. Ayrıca 1961 Anayasası'nda şöyle bir şey var. Bu anayasa kabul edilmediği zaman ne olacağına dair bir hüküm var. Diyor ki şu kadar süre içinde tekrar komisyon toplanır, yeni anayasa hazırlanır, şu kadar sürede tekrar oylamaya gidilir falan diye. Bir yol haritası çizmiş. İnsanlar ne olacağını öngörebiliyorlar, hayır derlerse. Ama gelelim 82 Anayasası'na. 2 yıl sürmüş sıkı yönetim devam ediyor. Baskı ortamı diyoruz yani plebisitler için. Aynı şey 61 Anayasası'nın içinde kısmen var. Ama 82'de daha fazla var. Baskı ortamı var. İktidarı elinde bulunduran Kenan Evren ve o konsey, Milli Güvenlik Konseyi kendilerine göre oluşturdukları bir yazım komisyonu. Siyasi partilerin hiçbiri yok. Siyasi partilerin hepsi kapatılmış zaten. Bilim adamlarından oluşturulan bir komisyona bir anayasa hazırlatıyorlar. Bu anayasayla ilgili Kenan Evren dışında kimse propaganda yapamıyor. Kenan Evren şehir şehir. Bu arada o anayasayla birlikte Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığını da oyluyoruz. Aynı anda anayasa kabul edildiğinde Kenan Evren de halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı olarak karşımıza çıktı. Sadece propagandayı Kenan Evren yapabiliyor. Ve blok halinde oylamaya gidiliyor. Blok halinde meselesi ne demek onu söyleyeyim. Mesela 2017 referandumunda aynı tarihlerde Azerbaycan'da da anayasa değişikliği referandumu yapıldı ve halka bu anayasa değişikliği maddeleri tek tek soruldu. Yani her bir madde için vatandaş ayrı oy kullandı sandığa gittiğinde. Ama bizde 1982 Anayasası'na dair anayasa değişiklik referandumlarının tümünde blok halinde oyladık. Yani tüm maddelere evet veya tüm maddelere hayır şeklinde. 2010 yılında örneğin anayasa değişikliği referandumundan önce dönemin HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş dedi ki ya kardeşim biz bu maddeler içinde evet diyeceğimiz de var, hayır benimsemiyoruz dediğimiz de var. Bunları tek tek oylayalım şeklinde bir öneriyle çıkmıştı. 2017 referandumundan önce Numan Kurtulmuş'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görüyoruz. Ama ne hikmetse hiç bu maddeleri tek tek oylayalım diye bir çıkışını duymadık. Bu demokratik bir usul değil. Maddelerin tek tek oylanması daha demokratik bir usul. 82 Anayasası'nın tamamını blok halinde oylayıp kabul etmişiz. Ve aynen kitapta bahsettiği gibi %90'ın üzerinde bir evet oyuyla kabul edildiğini görmüşüz. Dolayısıyla biz 82 Anayasası'nın referandumuna plebisit dememiz çok da mantıksız değil. Antidemokratik bir usulle yapılmış bir referandumdan bahsediyoruz. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kitapta kalan konular olarak tarih, kurucu iktidar, anayasaların değiştirilmesi konusu var. Bunu zaten geçen ders sizlere anlattım. Merak eden oradan tekrar edebilir.
İşte teklif safhası, görüşmeler, şunlar bunlar. Kitabında geri kalan bu konuyla ilgili geri kalan kısmında bunlardan bahsediliyor. Bir sonraki ders devlet kavramından bahsedeceğiz. Keyifli bir ders olacağına eminim. Videoyu yükleyeceğim. Evet, sisteme bunun kaydını alıp yükleyeceğim. Canınızı sıkmayın. Problem yok Mercan. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.